Evet arkadaşlar, 2022 Komatek Fuarı, Hidromek standındayız. Hidromek'in yeni dekolleleri, Hidromek K4. Farklarında size anlatayım. Tavanda gördüğünüz gibi lambaları sağa sola çevirmek için boru koymuşlar tavana. Lambaları gezdirebiliyorsunuz. Yanları da aydınlatabiliyorsunuz. Dıştan çok bir değişikliği yok. Pom kısmı da aynı. Ondan memnun için değişmiyor. O katalog alır sizlere. Kaput kısmı değişti. Kaputun üstü değişti. Bu ön kısma şöyle güzel çizgiler eklendi. Şurası plastik arkadaşlar. Kırılmaz. 3 parça halinde açılıyor. Turbo hava filtresi. Hem hatlar çok güzel oldu makine. Diferansiyeller Hidromek marka. İçini göstereceğim ama içinde oturan arkadaşlar var. Lambalar gördüğünüz gibi LED. Dış görselinde çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Ön kaput haricinde K4 serisi. Dış görselinde çok bir değişiklik yok. İç kısmıyla alakalı da müsait olduğunda videonun devamını orada çekeceğim. Çantlara Hidromek yazısı almışlar fuar için. İçiyle devam edeceğiz biraz sonra. Evet, kaput kısmını açtık. Hala o şey uçacak, onu yere koysan istersen. Kaput kısmını açtık arkadaşlar. Radyatör de böyle ayrılıyor radyatörler. 3 parça halde yatıyor. Kaputu çıkarmak da kolay. Motor kısmıyla alakalı pek bir değişiklik yok zaten. Evet arkadaşlar, kabin kısmına geldiğimizde şurada küçük bir bardaklık gözü detayı var. Ön konsolu biraz düşürdüler. Görüntüsü rahat olsun diye. Yan konsol biraz daha düşük eski modellere göre. Biraz daha düz bir panel tercih edilmiş. Arka tarafta yine lüks otomobillerde olduğu gibi tablet ekran şeklinde bir görünüm var. Şöyle yan tarafa geldiğimizde bir göz yapılmış ve derin, rahatlıkla su şişesi ve kola şişeleri sığabilir. Yan tarafta bir telefon tutucu var. Havalandırma gözlerimiz. Şöyle yavaşça öne dönelim. Üst kısımdaki fileler daha kullanışlı yapılmış, eskisi gibi değil. Şuraya bir tane teyp, yine burada bir file. İki tane gördüğünüz gibi
şekilde göz temizlenebilir, çıkarılabilir. Joystick kısımlara geldiğimizde opera kontrol kısmı ve ön joystick, diğer joystickimiz ve burada yine kilit açma tuşları. Şöyle yine yan konsola doğru geçelim arkadaşlar. Şuraya da bir telefon tutucu yerleştirilmiş. Otomatik ayak çekme ve açma. Diğer tuşlarımız zaten genelde arkadaşlarımızın bildiği, kullandığı tuşlar. Klima manuel, yine dijital klima konulmamış. El frenini tuşlu yapılmış arkadaşlar. Şöyle tuşlu çalıştırıyorsunuz. Ama yine alt taraf aynı. Bizim bildiğimiz şekilde. Şuraya USB giriş noktaları yapılmış. El gazı eski tip olduğu için burada. Elektronik motor değil. Elektronik motor olunca şurada olacak. Çevirmeli. Ayrıca kullanımda da anahtarı buraya yerleştirmişler arkadaşlar. Kontağa daha yakınlık, rahat kullanılsın diye. Burada bir güzellik daha var. Arkadaşlar direksiyonu şuraya basarak kendimize doğru çekiyoruz. Arkada kazı yapmayı düşündüğümüz zaman, dönmek istediğimizde de alttaki ayağımızın altındaki dönüş koluna vurduğumuz zaman direksiyon arkadaşlar levyeye çarpmaması için otomatik olarak kalkıyor. Bu da çok güzel düşünülmüş. Muadil makinelerde bu levyeye kırılıyordu direksiyon çarptığında. Genel itibariyle makinenin iç kısmı böyle arkadaşlar. Rengi de çok güzel, döşeme rengi. Almayı düşünen arkadaşlar için yandaki ekran da burada. Herkes Allah'a emanet olsun.